Sıra sizde. A kentinden B kentine 4 farklı yol. Şimdi şurası A olsun. Burası B olsun. 4 farklı yol varmış. 1, 2, 3 ve 4 farklı yol. B kentinden C kentine 5 farklı yol. Burası C kenti olsun. 1, 2, 3, 4 ve 5 farklı yol. C kentinden D kentine 3 farklı yol. Burası D kenti olsun. 1, 2, 3 farklı yol. Ayrıca A kentinden C kentine B'ye uğramayan 3 farklı yol. Şöyle 1, 2, bir tane de şöyle olsun. 3 yol var. Ve B kentinden D kentine C'ye uğramayan 2 farklı yol varmış. Birisi buradan olsun, birisi de buradan olsun. Evet. Buna göre A kentinden D kentine gitmek isteyen biri kaç farklı yol kullanabilir? Şimdi A'dan yola çıkan kişi B'ye uğrayıp sonra C'ye sonra D'ye giderse arkadaşlar, bu durumda A'dan B'ye 4 farklı yol, B'den C'ye 5 farklı yol, C'den de D'ye 3 farklı yol, toplam 60 değişik şekilde gidebilir. Eğer B'ye uğramazsa, yani A'dan C'ye, C'den de D'ye giderse, bu sefer A'dan C'ye 3 farklı yol, C'den D'ye de 3 farklı yol, toplam 9 değişik şekilde gider. Bunun dışında C'ye uğramadan A'dan B'ye, B'den de direkt D'ye giderse, bir de böyle bir durum söz konusu. Şimdi A'dan B'ye 4 farklı yol, B'den D'ye ise 2 farklı yol vardı. Bunların çarpımı da 8 yapar. Toplamda 77 farklı şekilde A'dan D'ye gidilebilir. 19. sayfa, sıra sizde. Her biri 5 seçenekli 10 soruluk bir test sınavında A şıkkı kaç farklı cevap anahtarı oluşturulabilir? Şimdi 10 tane soru var. Her birinin 5 seçeneği var. Birinci soru için 5 cevap, ikinci soru için 5 cevap, üçüncü soru için 5 cevap. Bu şekilde 10 tane soru için her biri için beşer farklı seçenek olduğu için bu işlemin sonucu 5 üzeri 10'a eşittir. B şıkkı. Aynı sınavda arka arkaya gelen soruların cevap şıkları birbirinden farklı olmak üzere kaç farklı cevap anahtarı oluşturulabilir denmiş. Şimdi birinci soru için 5 farklı cevap anahtarı oluşur. İkinci soru için 4 farklı oluşacak. Çünkü bunlar arka arkaya geldikleri için aynı şık olmayacaklar. Üçüncü soruyla ikinci soru aynı olmayacak. Fakat üçüncü soruyla birinci soru aynı olabilir. Dolayısıyla bu da 4 farklı şekilde. Bunların hepsi 4 farklı şekilde olacak arkadaşlar. 9 tane 4 var, bir tane 5 var. Bu da 5 çarpı 4 üzeri 9 şeklindedir. 21. sayfa, alıştırmalar 1. Bir sporcu kafilesinde 16 futbolcu, 12 basketbolcu, 14 voleybolcu, 6 masa tenisi oyuncusu olduğuna göre bu sporcu kafilesinde kaç kişi vardır? Hepsini toplamalıyız. 16 artı 12 artı 14 artı 6. İşlemin sonucu 48'e eşittir. Bu kafilede 48 tane sporcu vardır. 2. Sevginin 3 mürekkepli kalemi, 4 tükenmez kalemi, 2 kurşun kalemi olduğuna göre Sevgi bu kalemler arasından 1 mürekkepli, 1 tükenmez ve 1 kurşun kalemi kaç farklı şekilde seçebilir? Şimdi bir tane mürekkepli, bir tane tükenmez, bir tane de kurşun kalem seçeceğiz. Evet, 3 tane mürekkepli kalemi vardı. Bunların içerisinden bir tanesini 3 farklı şekilde seçebilir. 4 tükenmez kalemi vardı. Bunların içerisinden bir tanesini 4 farklı şekilde seçebilir. 2 kurşun kalemi vardı. Bunların içerisinden bir tanesini 2 farklı şekilde seçebilir. İşlemimizin sonucu 3 çarpı 4 çarpı 2 24 yapar. 3. Farklı özellikteki 7 matematik, 4 fizik, 6 edebiyat kitabı içerisinden bir kitap kaç farklı şekilde seçilebilir? Toplam kitap sayısı 7 artı 4 artı 6 17 olduğu için bu kitapların arasından bir kitap 17 farklı şekilde seçilebilir. 4.
A kümesi olmak üzere bu kümenin elemanlarını kullanarak A şıkkı kaç farklı 3 basamaklı sayı yazılabilir denmiş. Evet, A şıkkının çözümünü şurada yapıyorum. 3 basamaklı sayı yazacağız. Şimdi toplam 8 tane rakam var. Yalnız bir tanesi 0 olduğu için 0 yüzler basamağına gelemez. Dolayısıyla buraya 7 tane sayı yazabiliriz. 8 sayının hepsi buralara gelebilir. Rakamları farklı demediği için 0'ı buralara yazabiliriz. Dolayısıyla işlemin sonucu 7 çarpı 8 çarpı 8 448'e eşittir. B şıkkı, rakamları birbirinden farklı kaç farklı 3 basamaklı sayı yazılabilir denmiş. Şimdi toplam 8 tane rakam var. 0'ı yüzler basamağına yazamayız. Buraya 7 tane yazarız. Şimdi 8 rakamdan bir tanesini yazdık. Geriye gene 7 tane kaldı. Buraya da 6 tane kaldı. Her seferinde birer tane azalttık bakın. 7 çarpı 7 çarpı 6. Bu işlemin sonucu ise 294'e eşittir. C şıkkı. Kaç farklı 3 basamaklı çift sayı yazılabilir denmiş. Şimdi çift sayı yazacağız. Çift sayılar 0, 2, 4 ve 6. 4 tane. Şimdi birler basamağına 4 farklı sayı yazılabilir. Toplam 8 tane sayı var. Dolayısıyla sıfırın dışındaki 7 sayıyı buraya, 8 sayının 8'ini de buraya yazabiliriz. Dolayısıyla 7 çarpı 8 çarpı 4 bu işlemin sonucu 224'e eşittir. C şıkkı 300'den büyük kaç farklı 3 basamaklı sayı yazılabilir denmiş. Şimdi 3 basamaklı sayı yazacağız. 300'den büyük dendiği için yüzler basamağı 3, 4, 5, 6 ve 7 olabilir. Yani buraya 5 farklı sayı yazabiliriz. Rakamları birbirinden farklı dememiş. Dolayısıyla buraya diğer 8 sayıyı, buraya da diğer 8 sayıyı yazdığımızda 5 çarpı 8 çarpı 8. Toplam 320 sayı yazılabilir. Buradaki sayılardan bir tanesi arkadaşlar 300'dür. Şimdi 300'den büyük dediği için 320'den 1'i çıkardığımızda 319 buluruz. D şıkkına bakalım. 400'den küçük kaç farklı doğal sayı yazılabilir denmiş. Şimdi burada basamak sayısı söylenmemiş arkadaşlar. 3 basamaklıları alacağız. Sonra 2 basamaklıları, sonra bir de 1 basamaklıları düşüneceğiz. Şimdi 3 basamaklılara bakalım. 400'den küçük dendiği için yüzler basamağı 1, 2 ya da 3 olabilir. Buraya 3 farklı sayı yazılabilir. Şimdi 8 tane sayı vardı arkadaşlar. Buraya ve buraya 8'er tane sayı gelebilir. Şimdi 2 basamaklılara bakalım. 8 tane sayı olduğu için buraya 7 tanesini yazabilirim. Çünkü 0'ı yazamam. Buraya 8 tanesi yazılabilir. Bir basamaklı doğal sayılarda arkadaşlar 8 tane yazılabilir. Çünkü 0 da bir doğal sayıdır. Şimdi 3 çarpı 8 çarpı 8 192. 7 kere 8 56 ve 8. Bu toplama işlemini yaptığımızda 256 buluruz. D şıkkının cevabı da budur. 5. 6 koşucunun yarıştığı bir koşuda ilk 3 sıra kaç farklı şekilde oluşabilir denmiş. Evet. 1. 2. 3. Şimdi 6 kişinin 6'sı da 1. olabilir. Geriye 5 kişi kaldı. Bu 5 kişinin 5'i de 2. olabilir. Geriye 4 kişi kaldı. Bunlar da 3. olabilir. Evet. İşlemimizin sonucu 6 çarpı 5 çarpı 4 120'ye eşittir. 6. 4 arkadaş 5 farklı üniversiteden birini seçecektir. Buna göre A şıkkı kaç farklı şekilde seçim yapılabilir? Şimdi 4 arkadaş var. Birinci arkadaş 5 üniversiteyi seçebilir. İkinci arkadaş da 5 farklı üniversiteyi, üçüncü arkadaş da 5, dördüncü arkadaş da 5 farklı üniversiteyi seçebilir. Bu 5 üzeri 4'tür. Yani 625'e eşittir. B şıkkı. Her biri farklı üniversiteyi seçmek üzere kaç farklı şekilde seçim yapılabilir denmiş. Şimdi birinci arkadaş 5 farklı üniversiteyi seçtiğinde ikinci kişiye 4 farklı üniversite, üçüncü kişiye 3 farklı, dördüncü kişiye de 2 farklı üniversite kalmış oluyor. Farklı dediği için her seferinde azaltarak gittik. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2. Bu işlemin sonucu 120'dir. 7.
Bir ağacın 6 farklı dalına 5 kuş kaç farklı şekilde konabilir? Şimdi 5 tane kuş var. Birinci kuş 6 farklı dala konabilir. İkinci kuş da 6 farklı dala. Üçüncü kuş da 6 farklı dala. Dördüncü kuş da 6 farklı dala. Beşinci kuş da 6 farklı dala konabilir. Dolayısıyla bu ifade 6 üzeri 5'e eşittir. 8. A şıkkı. 1 faktöriyel artı 3 faktöriyel artı 5 faktöriyel artı 19 faktöriyel toplamı sonucunda oluşan sayının birler basamağı kaçtır denmiş. Şimdi 1 faktöriyel 1'e eşittir. 3 faktöriyel ise 1 çarpı 2 çarpı 3'ten 6'ya eşittir. 5 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 120'ye eşittir. Şimdi 5 faktöriyelden sonrakilerin hepsinin birler basamağı 0'dır. 19 faktöriyelin de arkadaşlar birler basamağı 0 olur. Dolayısıyla biz 1 faktöriyel ve 3 faktöriyelle bakarsak işlemin sonucunu buluruz. 1 faktöriyelin sonucu 1'di. 3 faktöriyelin sonucu 6'ydı. 1 ile 6'yı topladığımızda da 7 buluruz. A şıkkının cevabı 7'dir. B şıkkı işleminin sonucu kaçtır denmiş. B şıkkını şurada tekrar yapalım. 3 çarpı 0 faktöriyel artı 7 çarpı 1 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Şimdi 0 faktöriyel 1'e eşit. 3 çarpı 1. 1 faktöriyel de 1'e eşit. 2 faktöriyel de 2'ye eşit. 3 kere 1 3. 7 kere 1 7. Topladığımızda 10 olur. 10'u da 2'ye bölersek işlemin sonucunu 5 olarak buluruz. Thank you.